sefer gerçekten ucuz kurtarmış olabiliriz. Firavun'un hakkı yok olmaktır. Saldırın. Abi bu silah çok iyi. Böcek tasını almayı kesinlikle unutmayın. Ben de unutmuş gibi gözükmüyorum sanırım. Mobile 2.1 versiyon güncellemelerini sizlere yerinden aktarmak istedik. Fakat burada şartlar oldukça zorlu. Antik gizem yükseliş iyileştirmelerle beraber tekrardan aramızda. Aman Allah'ım, o da ne öyle? Sadece bir bakıp çıkacaktık. Olmaz mı? Sanırım olmazmış. O zaman biz gidelim hep birlikte. Sefer gerçekten ucuz kurtarmış olabiliriz. Ama yani herhalde ucuz kurtarmamızda benim güzel yeni avatarımın da çok büyük bir etkisi vardır. Ümit ediyorum benim dedektif versiyonumla da beğenmişsinizdir. Nerede kalmıştık bir onu hatırlayalım. Antik gizem yükseliş demiştik. Erangel, Miramar ve Livik haritalarında deneyimleyeceğimiz bu yeni modda neler var? Hadi hep beraber inceleyelim. Toplanma alanına girdiğinizde direkt atmosferin etkisi altında kalıyorsunuz. Müthiş bir sahne ve biraz ürkütücü bir kum varlık sizleri bekliyor olacak. Maç başladığında haritanın rastgele bölgesinde oluşan kum fırtınası bölgesine atlayarak sizler de zengin malzeme imkanlarından faydalanabilirsiniz. Burada önemli olan başka bir şey daha var. Kum fırtınası bölgesine girdiğinizde böcek tılsımını almayı kesinlikle unutmayın. Ki ben de unutmuş gibi gözükmüyorum sanırım. Böcek tılsımıysa sizlere maç içerisinde öldürüldükten sonra belirli bir süre içerisinde oyuna tekrardan geri dönme şansı sağlıyor olacak. Unutmayın, çağrı kulesi hakkı her oyuncu tarafından bir maçta yalnızca tek sefer kullanılabilir. Ayrıca hareketli kum yolunu kullanarak sizler de İmparator Tapınağı'na çıkabilirsiniz. Önceki modlardaki örneklere göre çok daha geniş bir alana sahip olan İmparator Tapınağı aynı zamanda kaynaklar açısından da bir o kadar zengin. Hadi hep birlikte o devin haritada taşıdığı İmparatorluk Tapınağı'na birlikte bir göz atalım. Bu kum devinin işi ne kadar zormuş. İmparator Tapınağı'na giderek doğru levhalara basarak kum devini uyandırabilirsiniz. Kum devini uyandırdığınızda haritaya çok dikkatli bakın. Haritada rotası üzerindeki ışık huzmelerine basarak kendinizi bir anda antik gizeme ışınlanmış olarak bulabilirsiniz. Peki bizi antik gizemde neler bekliyor? Bu alanda Firavun sizler için birçok imtihan hazırladı. Gizemli muhafızı alt edip görevleri bitirmeyi başarırsanız birçok ganimeti elde etme şansına da sahip olacaksınız. Bu arada gizemli muhafızla da alakalı size ufak bir tüyo verebilirim diye düşünüyorum. Gizemli muhafızın daha fazla hasar alan bölgeleri var. Eğer sizler de tabii ki de bu bölgelere ateş ederseniz gizemli muhafızın çok daha hızlı bir şekilde düştüğünü göreceksiniz. Firavun'u etkinleştirmediğiniz sürece antik gizem ve harita arasında istediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak Firavun'u etkinleştirdiğinizde haritadan antik gizeme herhangi bir oyuncu geçiş yapamıyor oluyor. Bu yüzden antik gizem haritasında yalnız kalmak istemiyorsan Firavun'u etkinleştirmeden önce takım arkadaşlarının yanında olduğundan emin ol. Kaç kişi gelebildik acaba? Herkes eğimlerini sabit tutsun. Başarabiliriz. Firavun'un hakkı yok olmaktır. Saldırın. İmparator Tapınağı'nın yanı sıra böcek harabeleri ve çakal harabeleri de savaş alanında karşınıza çıkabilecek bölgeler arasında. Bu harabelerdeki bulmacaları çözerek sizler de sandık ödülleri kazanabilirsiniz. Bu harabelerin karanlıklarında gezen mumya savaşçılara ve muhafız canavarlara kesinlikle çok dikkat etmelisiniz. Kağıdı olmasaymış olurmuş ama... Harika, gerçekten harika. Bu ilkel suları da sandık ödülleri arasında bulabiliyorsunuz ve ilkel suyu kullandığınız anda da tamamıyla bir can yenilenmesine sahip olabiliyorsunuz. Akrep sandıklarını da gözden kaçırmayın. İşte bu arkadaşları öldürerek savaş ganimetleri alabilirsiniz. Ayrıca çöl tüccarından savaş malzemeleri elde etmek istiyorsanız da dükkan jetonu biriktirmeyi kesinlikle unutmayın. Antik Gizem yeni sezonla ilgili yeniliklerimiz bu kadar. Rütbe kasanlar burada mı? Bildiğiniz üzere yeni sezon başladı ve ünlü yayıncılarımız da artık rütbesini yükseltebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu mükemmel güncellemeyle beraber de ben bu sezonun alev alacağından eminim. Hadi sen de şimdi boş durma, takım arkadaşlarını topla ve rütbe kasmaya başla. Bu arada bu rütbeli sezonuyla da Royal Pass 13'ün geldiğini hatırlatmak
atmakta fayda var. Sizler göz atabildiniz mi ama ben gerçekten kaplamalara aşık oldum. Ama tabii ki de sizin de neler düşündüğünüzü oldukça merak ediyorum. Lütfen yorumlara neler düşündüğünüzü yazın. Bizler de en güzel yorumlara Royal Pest'leri hediye edelim. Yeni güncelleme ile birlikte birçok deneyim iyileştirmesi de geldi. Eğer ki bu iyileştirmelere sizler de göz atmak istiyorsanız aşağıdaki linke bir göz atmanızı öneririm. Ama benim size bahsetmek istediğim başka bir şey var. Bu da AMR. Yani yeni keskin nişancı tüfeğimiz. AMR'yi sadece hava yardım paketinden bulabiliyorsunuz. Biraz bulması zor olacak ama bulduğunuzda da bu şansı iyi değerlendirin. Abi bu silah çok iyi. Bak bu silah üf bir şey. Oğlum arabaya bir mermi, iki mermi attım, araba patlıyor. 3 tane rakip arka arkaya. Bir AMR. Olur mu lan? Sizlerin de gördüğü gibi yayıncılarımız AMR'yi çoktan denemeye başladı bile. Ama bunun yanında hafif makineli silahlarda ve taarruz tüfeklerinde de birçok yeni dengeleme mevcut. Sırada aksiyon sevdaları için mükemmel bir haberim var. Nihai arena, yani rütbeli arena 11 Ağustos'ta başlıyor. Birden fazla turdan oluşan ve gerçekten alev alev aksiyon kokan bu arenadan sağ salim çıkmak istiyorsanız arenaya girmeden önce takım arkadaşlarınızla birlikte bir beyin fırtınası yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Son olarak büyük bir işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Blackpink sanal konserleri başladı. Sizler de yanda gördüğünüz saat ve tarihlerde oyuna girerek bu eşsiz konseri izleyebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Ama bu konseri izleyebilmek için de konser paketini indirmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Bir sürümünden merceğimizi alacağımız haberlerimiz bu kadar. Fakat bundan sonra her yeni güncelleme geldiğinde beraberce notlara göz gezdiriyor olacağız. Lütfen sizler de kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı ayrıca unutmayın. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi en iyi yorumlara Royal Pest hediye ediyor olacağız.